Arkadaşlar merhabalar, şu anda Kulu Park'tayız. Biraz önce yayın ara vermiştik. Burada yeryüzü sofrasında insanlar iftarlarını açıyorlar. Birazdan saat 9'da bir panel olacak. Panelde İhsan Eli Açık, Mustafa Sarıçülük ve İlhan Cihaner katılımcı olarak yer alacaklar. Şu an burası oldukça kalabalık. Yoğun da bir ilgi var. Buradaki katılımcıların. İhsan Eli Açık'a özellikle biraz da. Biz de birazdan İhsan Eli Açık'la konuşmaya çalışacağız. Ancak çevresi çok kalabalık. Oldukça kalabalık. Ben onun olduğu tarafa doğru geçmeye çalışıyorum şimdi. Geçelim sen. Birazdan yanına gidip konuşacağım kendisiyle. Arkadaşlar burası oldukça kalabalık. Yoğun bir ilgi var şu an. Yolu Parkı'ndesi. Yeni açanlar için hatırlatalım. Daha başladık. Mücadele yaşar o. Bir yere kadar gitti, geleceğim dedi. Yok. Onun fotoğrafını. Pardon, İhsan Hocam'la biraz konuşabilir miyiz? Canlı yayın şu an. Buyurun. İhsan Hocam.
Hocam şu anda canlı yayındayız. Ankara eylem vakti olarak biz vatandaş muhabirleriz. Direnişin ilk günlerinden beri çekimler yapmaya çalışıyoruz. Yani sizinle konuşmak istiyoruz biraz. Tamam buyur, buyur. Antikapitalist Müslümanlar olarak bu süreçteki duruşunuzu biliyoruz. Evet. Ve destekliyoruz. Bu özellikle son gündemle ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Bu Kızılay'ın helal kan uygulamasıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani helal kan alıp ilaç üretecek bir işte fabrika kurulacağını falan söylediler. Helal kan nedir? Ne değildir? Yani bu konu hakkında bir şeyler söyleyeyim. Ben onun açılmasını tam bilmiyorum. Yolculuk halindeyim. İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Hı hı. O haberi de okumadım. Onunla ilgili tam bilgim yok. Biraz okumam lazım. Hı hı. Bilgi edinmem lazım. Dün Antalya'daydınız galiba hocam. Evet, dün Antalya'daydık. Hı hı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda yeryüzü sofrası oldu. İşte burası gibi. Hı hı. Çok büyük bir kalabalık vardı. Uçsuz bucaksız bir sofraydı. Antalya'daki yeryüzü sofrasından sonra da yine forum oldu. Forumda ben de bir konuşma yaptım. Başka konuşmalar da oldu. Slayt gösterileri oldu. Tiyatro gösterileri, müzik sunumları oldu. Gençler güzel hazırlanmışlardı. Çok güzel geçti. Oradaki insanlarla da uzun uzun konuştuk, mevzuları tartıştık. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer darbe olmazsa, yukarıdan ordu asker karışmazsa, bu halk nasıl mücadele edeceğini kendisi yaratıyor, ortaya çıkarıyor ve kendi kültürel değerlerini rahatlıkla bir mücadele ve direniş yöntemi olarak benimseyebiliyor. Yeryüzü sofraları bunun örneğidir. Şu anda antikapitalist Müslümanlar bir çağrı yaptı ama bu onlardan da çıkmış vaziyette şu anda. Mesela daha dün ben 20 yerden davet aldım yeryüzü sofrasına katılmak üzere. Bugün de nerede olduğunu bilmiyoruz. Hani bir söz var, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa bu işler artık halk tarafından yapılıyor. Flamasız, bayraksız, sponsorsuz, masasız ve yerde yapılan iftar türüne yeryüzü iftarı deniyor. Bununla da her biriyle ayrı bir mesaj veriliyor. Eğer olaylar meydanda cereyan ederse, açık havada olursa, kapılar ardına gizlenmezse, kapılar arkadan kapatılıp konuşmalar yapılmazsa, fırıldaklar çevrilmezse tabiri caizse, hı hı, bu işler meydanda olur. Meydanda fırıldak çeviremezsiniz. Herkesin göz önündedir. Kimse bir yanlış iş yapamaz. Onun da aynı zamanda bu açık havada yaparak mesajı verilmiş olur. Bir de ben bir şey sormak istiyorum da bugüne kadar hep İslam dininin bu daha çok ne okuduğunu anlamayan bir şekilde öğretildi. Ama siz ciddi bir teori yaptınız ve sizin Sosyal İslam kitabınızı okuduğumda o kitapta da yazmış olduğunuz İslam'ın sosyal açıdan birleştirici bir yönü var. Bence bu yeryüzü iftarı dediğimiz olay da bunun çok güzel bir örneği oldu. Hani bu konuda söylemek istediğiniz bir şey olur mu? İslam'ın daha çok sadece Arapça okuyarak ne okuduğunuzu... Şimdi bak, yeryüzü iftarının İslam'ın dayanışmacı, hoşgörülü mesajını nasıl verdiğini size şöyle anlatayım. Şimdi bir kişi iftar verirse, herkes onun verdiği iftarı yerse, özünde bir kişi olur. Geri kalan herkes nesne olur. O bizim karnımızı doyurmuş olur. Burada da üç çeşit yemek olur. Bir tane de içecek olur. Sona kaldığın zaman da dona kalırsın. Genellikle de en sona kalanlar da iftardan yiyemez. Ama böyle olursa herkes özne olur. Herkes buraya kendisi bir parça getiriyor. Sofraya katkıda bulunuyor. Herkes bir başkasına bir şey yedirmiş oluyor. Herkes birbirine yediriyor. Sponsoru yedireni yok. Böyle olduğu zaman bırakın üç çeşidi, 40 çeşit oluyor. Bırakın bir çeşit içeceği, 10 çeşit içeceği oluyor. Bolluk, bereket fışkırıyor. Halk dayanışması böyle bir şey. Şimdi siz bunu alın, toplumsal hayata götürün. Toplumsal hayat da böyle olmalıdır. Mallar, zenginlik, iktidar ve bilgi bir veya birkaç kişinin eline dönüp duran bir hakkım aracı olmamalıdır. Herkes özne olmalıdır. Herkes her şeye katılmalıdır. Hem de bulunduğu yerde. Tıpkı sofraya gelip kendisi getirdikleriyle katıldığı gibi. Bu aynı zamanda bunun da mesajını vermiş oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Hep beraber oruca başlıyoruz. Hep beraber orucu açıyoruz.
bir kişi önceden başlarsa o tok oluyor, sonrakiler aç oluyor. Bir kişi sonra başlarsa öncekiler aç oluyor, sonraki tok oluyor. Birinin aç, birinin tok olmaması için hep beraber başlamamız gerekiyor. Ezan okundu, hep beraber başladık. Hep beraber aç kalacağız, beraber yemek yiyeceğiz, doyacağız mesajı veriliyor burada. İslam'ın toplumcu, kamucu, toplumsalcı ve herkesi gözeten, beraber başlayıp beraber bitirmeyi öngören ruhunu bu yeryüzü sofralarında işte böylelikle görmüş oluyoruz. Hocam zamanınızı aldırıyorum. Çok ufak bir soru daha sorarım. Zaten çok yoğun bilgi var size de. Şimdi benim kişisel... Konuşmaya geçeceğim ben nefesimi. Çok kısa bir soru soracağım. Şimdi sizi 1 Mayıs'ta Mükallahandır sloganının arkasında gördük ve birçok sol grup tarafından falan ilk başta çok garip tepkilerle karşılaştınız. Daha sonra da Hilton Otel'in yanına ufak bir çadır kurarak çok basit iftarlarda aslında oruç tutmanın anlamının bu olduğunu görüyorsunuz. Ve bu durumda aslında birazcık sermaye tarafından tehdit unsuru ya da onları rahatsız eden bir insansınız. Kişisel olarak merak ettiğim şey bu. Bundan korkmuyor musunuz? Yok, biz doğru olanı yapıyoruz. Yanlış olan onların yaptığı. Bu Gezi Parkı olaylarından 2 sene önce, 2011 Ramazan'ıydı sanırım. Yine yeryüzü iftarı orada başladı ilk. Oradan günlere gelişti. Şimdi bizim istediğimiz şey şu, bundan kim niye rahatsız olsun ki yani? Sömürü olmasın. Halk adam yerine konulsun. Kimse kimsenin canını incitmesin. Kimse kimsenin emeğini çalmasın. Kimse kimseye haksızlık yapmasın. Bir haksızlık yapılırsa onun karşısında susulmasın. İnsana, çevreye, doğaya herkes sevgi ve merhametle doktor olsun. İslam'ın özet mesajı budur yani. Biz de bunu istiyoruz. Yani sömürü olmasın bu memlekette demek. Niye birilerini canını sıkıyor? Sıkıyorsa sıksın yani. Biz sömürün olmadığı, çoğulculuğun olduğu, herkesin barış içinde bir arada yaşadığı, kimsenin dili...